Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesini öngören anayasa değişiklik paketinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Paketin seçimlerin 4 yılda bir yapılmasıyla ilgili birinci maddesi 366 oy almıştı. CHP bu maddenin yeterli oy almadığını gerekçe göstererek paketin tamamının iptalini istedi. Niyazi Bakyürek, Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesini öngören 7 maddelik anayasa değişiklik paketi geçtiğimiz hafta mecliste kabul edildi. Paketin seçimleri 4 yıla indiren birinci maddesi 366 oyla, diğer maddeleri ise 367'nin üzerinde oyla geçti. Oy sayısı 393. Kabul 366. Söz konusu oylaması yapılan madde üye tam sayısının 3/2 çoğunluğu sağlayamamıştır. Değişikliğe başından beri karşı olan CHP beklenen iptal başvurusunu yaptı. CHP, birinci maddenin anayasanın öngördüğü 3/2 çoğunluğa ulaşmadığı için reddedilmesi gerektiğini savundu. Bununla yetinmeyen CHP'liler, bir maddenin 367'den az oy almasından dolayı paketin tamamı üzerinde ortaya çıkan kabul iradesinin geçersiz sayılması gerektiğini öne sürdü. Bu şekilde geri gönderilen anayasa değişikliğine ilişkin kanunların maddelerinin ve tümünün aynen kabul edilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 3/2 çoğunluğunun kabul oyu gerekir. İptal ve yürütmenin durdurulması istemiyle yapılan başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesi'ne CHP Grup Başkan Vekilleri Kemal Anadol, Ali Topuz, Haluk Koç ve diğer CHP'li vekiller birlikte verdi. Anayasa Mahkemesi'nin anayasa değişikliklerini esastan bozma yetkisi bulunmuyor. Mahkeme ancak bir usul hatası varsa iptal kararı verebiliyor.